Herkese selamlar. Toprak Sarım Sarımızda fidelerimiz geldi. Şu an kısmetse ilk fidelerimizi dikeceğiz. Şu anlık şöyle bir bolluğumuz vardı. Normalde bolluk çilek için kullanılmakta. Ben şöyle kenarlarına saksı koydum. İçindeki torfların dökülmemesi için. Normalde bunların içine hazır kokopit torbaları koyulmakta. Şöyle kullanacağımız ürün %50 Hindistan cevizi torfu, %50 de perlit. Şöyle bir saksı alalım. Tabii bu işlemi yaparken mutlaka eldiven kullanmak gerekli. Torf ince bir yapıya sahip olduğu için hem de kimyasal gübreler içerdiği için ellerinize zarar verebilir. Şöyle 5 litrelik bir saksımız var. Torfumuzdan alıp torf perlit karışımı %50 %50, ben bu şekilde kullanıyorum. Şöyle. Tamamen üzerine gelecek şekilde dolduruyoruz. Daha biraz doldurabiliriz çünkü bunlar su yediği zaman aralarındaki gözenekler kapanacak. Normalde bizim kokopiti kullandığımız 3. 4. yıl. Her zaman kokopit almanıza gerek yok. Yıkayıp üzerine hazır NPK gübresi koyup tekrardan kullanabilirsiniz. Ayrıca içinde hastalık varsa klordioksit ile dezenfekte edip tekrardan kullanmak mümkün. Ben bu şekilde yapıyorum. Her sene torf almamıza gerek kalmıyor. Tekrar perlit de aynı şekilde. Şöyle torfumuzu hazırladık. Düzeltelim yavaşça. Şöyle torfumuz hazır. Önceki videoda şuradaki bağlantıyı paylaşmıştım. Şu an buradaki çıkışı şöyle yassı damlamıza bağlamamız gerekli. Şu yassı damlama tek yıllık damlama diye de geçer. Şurada bir deliğimiz var. Bir de şurada var. İkisinin arası 20 santim. Biz buraya maydanoz dikeceğimiz için uygun bir aralık diyebilirim. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Şuradaki vana, motorumuzdan gelen vana, suyumuz buraya gelecek. Şöyle bir somunlu kilitli birleşme kullanıyoruz. Bunları önceki videoda anlatmıştım. Daha sonra bu kısma da yassı damlamamızı bağlıyoruz. Şu delikler üst kısma gelirse tıkanmaz olacaktır. Şu şekilde kilitlediğimiz zaman bunlar buradan sabitlenmiş olacak. Bir de şöyle parçalarımız vardı. Şuradan kör tıpamızı alıyoruz. Kilitli olanı. Makasımızı da alalım. Şöyle göstereyim. Yassı damlamamızı
orta kısma getiriyoruz. Şuradan kesmek bizim için yeterli olacak. Kestik. Buradan suyun çıkışını engellemek için şöyle bir kör tüpü kullanıyoruz. Bu kullandığımız iki parça da 16'lık. Eğer sizin hortumunuz 17'likse buradaki kör tüpayı da 17'lik almak gerekli. Borumuzu geçirdik. Şöyle mavi yüzsü şu tarafa ittirdiğim zaman çıt diye ses duymuşsunuzdur. Bu kilitlendiği anlamına gelmekte. Şuradan da bir çubuk saplarsanız veya iple bağlarsanız soğuk havalarda plastik kendini çekeceği için herhangi bir engel olmaz. Sulama sistemimiz şöyle hazır. Hatta az biraz su verebiliriz. Şöyle. Tabii şu an motor çalışmıyor ama suyun debisiyle sanırım az da olsa damlama olacaktır. Biraz motorumuzu çalıştıralım. Şöyle fişini takayım. Suyumuz akmaya başladı. İçindeki hava çıktığı zaman gördüğünüz gibi damlacıklar oluşmaya başladı. İlk olarak ben maydanoz fidesi dikmeyi düşündüm. Burada marulumuz var. Tabii bunlar serilerden artık kalanlar. Nane fidesi ekleyeni olmuştu. Bu zaten bahçemizde mevcut. Şuradaki oldukları da nane fidesi ekmeyi düşünüyorum. Şöyle fidelerimizden hazır fide aldık. Tabii maydanoz, brokatere. Bunları saksılarda tohumdan yetiştireceğiz. Şöyle. Bu firma tohumları güzel atmış. Şöyle 2, 4, 6, 7, 8 adet fide bir viyolde. Daha doğrusu bir gözde. Şöyle fidemizi aldık. Suyumuz zaten damlamaya başladı. Hafif şöyle bir delik açıyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şöyle biraz kenara çekip fidemizi tor seviyesine dikiyoruz. Burada önemli olan kısım o. Derin dikersek şuradan fideler kök boğazından çürüme yapar. Bu acemi kullanıcıların her zaman yaptığı bir hatadır. Fideyi derin dikmemek gerekli. Şöyle göstereyim. Şu torf seviyesi kadar fideye gömmemiz gerekli. Maydanozlar çok olduğu için, daha doğrusu bir gözde çoklu fide olduğu için bize 20 santimlik, yani bir karışlık alan yeterli olacaktır. Şu an sadece su veriyorum. Herhangi bir gübre çözeltisi koymadım. Kökler zaten bayağı ilerlemiş. 2-3 gün böyle sadece suyla sulamak yeterli olur. Gübre hazırladığımız zaman da ayrı olarak bunun için video çekeriz. Tabii siz bu ekim şeklini sadece saksıda yaparsanız tohum olarak gübre vermemek gerekli. Gübreyi sadece fide olduğu zaman kullanmamız gerekli. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam borumuzun boyu 3 metreydi.
ne kadar fide alacak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet. Şöyle göstereyim. Bir borunun üstünde 14 adet fidemiz olmuş olacak. Alçalı da hesaplarsak şöyle bir fideden en aşağı bir demet bir kere işte maydanoz almak mümkün. Biz seramıza yanılmıyorsam 1000 adet falan fide dikmiştik. Bunlar da onlardan arta kalanlar. Şöyle hemen bir tane daha ekelim. İlk fidemizi, ilk fide videomuzu eklemiş olalım. Şöyle. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka güzelce sulamak gerekli. Can suyunu vermek gerekli. Su alt kısma geçene kadar sulamak lazım. Bir de şu var. Onu önceden anlatmamıştım. Şuradaki koyduğumuz kasa ile şuradaki kasa yükseklik farkı olması gerekli. Çünkü içerisinde bulunan su eğimli olarak akması gerekli. Bugünlük bu kadar. Fide dikimimiz bu şekildeydi. Morlumuzu da aynı şekilde şuradaki alanlara dikeceğiz. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.